emek, barış ve demokrasi güçlerinin oluşturmuş olduğu bir çalışma ve bu çalışmanın da başvurularını tümüyle yaptık valiliğe. Şu anda da tüm İstanbul'da bununla ilgili sahne kurulumu olsun, teknik açıdan sahne kurulumu oluşturuluyor, bu yapılıyor. Onun dışında biz tüm emek, barış, demokrasi güçlerinin miting öncesi yani saat 6'da, çünkü 18 ile 22 arasında olacak bir miting. Saat 18'inde Başak durağında tüm bileşenlerimizin olduğu bir kortej halinde bir yürüyüşle Kartal Meydanı'na gideceğiz. Emek, Barış ve Demokrasi güçlerinin bileşenleri, bunlar KESK, İstanbul Şubeler Platformu, TUMOP, DEM Parti, CHP, TİP, Sol Parti ve diğer tüm bileşenler buna dahil olacaklar. Bunlarla birlikte bu kortej oluşturulup bu yürüyüşe geçilecek ve uzun bir zamandır da bunun çalışması yapılıyor. Sanatçılarımız olacak, konuşmacılarımız olacak. Bunlar Onur Akın, bizim sanatçılarda Onur Akın, Adalılar Grubu ve Arhat olacak. Konuşmacı olarak da öncelikle bizim tertip komitesinin bir açıklaması olacak, bir selamlaması olacak. Ve Hakkari Belediye Eş Başkanımız Viyan Tekçe de konuşmacı olarak bu programa dahil olacak. DEM Parti'nin olsun, CHP'nin olsun, TİP'in olsun ve diğer siyasi partilerin genel merkezlerinden doğru bu mitinge katılım olacak. Şu anda Emek, Barış ve Demokrasi güçlerinin bu platformun İstanbul içerisinde ve gerekse biz Marmara'dan, Marmara illerinden de katılım olacak. İstanbul'un 39 ilçesinde çalışma yapılıyor. Bildiri dağıtımı, parklarda ziyaretler oluyor, kahvehane ziyaretleri oluyor, ev ziyaretleri oluyor. Çok geniş kapsamlı bir çalışma var sahada. Tüm bileşenlerin ortak oluşturduğu bir çalışma var ve bu anlamda iyi bir enerji söz konusu sahada. Biz çok büyük bir katılım bekliyoruz bu mitinge. Sahadaki çalışmalarımız onu gösteriyor. Hakkari Belediyesi'ne kayyum atamasıyla birlikte bu sorunun sadece Hakkari Belediyesi'ne kayyum atamayla ilgili tanımlayamayız. Bu sorun aynı zamanda ülkede bulunan tüm alanlardaki demokrasiye dair bir tavırdır. Bu yüzden tüm demokrasi güçlerinin hem kayyuma karşı olan tutumu, aynı zamanda emek diyoruz. Çünkü emeklilerin yaşadığı veya diğer çalışanların, işçilerin yaşamış oldukları emek boyutundaki yaşanan eksiklikler, bu pahalılık karşısında yaşamlarını sürdürememe ya da sürdürmenin çok zor olduğu koşullar. Keza gençlerin geleceksizliğinin oluşu, ekonomik ve sosyal, toplumsal tüm alanlarda var olan tüm sorunlara karşı aslında bir yanıt. Bu yanıtın anlamında bu ülkede daha öncesinde yaratılmış olan bu kayyum zihniyeti dediğimiz, sadece bir belediye atamakla değil, yaşamın tüm alanlarına sirayet eden, demokrasiyi gerektiğinde yok sayabilen anlayışa karşı meşru olarak kendi haklarımızı isteme, kendi yaşamımızı kurma ve buna ses çıkarma, buna bir itiraz aslında. Sadece bir itiraz da değil, bir arada yeni bir yaşama dair birlikte emeğin kıymetinin olduğu, kadınların yaşamlarının tehlike altında olmadığını hissettiği, gençlerin geleceksizliği ya da geleceğe dair kaygılarının giderilmesine dair bir aradalığı da temsil eden bir miting aynı zamanda. Mitingi bir süredir devam eden birlikteliğin aslında bir adımı olarak görmek gerekiyor. Bunun devamında tüm o bileşenlerin, yani İstanbul Emek, Barış, Demokrasi güçlerinin bundan sonrası yine birlikte benzer şekilde bu toplumu ilgilendiren tüm sorunlara müdahil olma, bunlarla ilgili ortak bir karar alabilme, ortak bir kararla hareket edebilmenin de bir
ön durağı demek daha doğru olur. Bizim miting için şiarımız şuydu: emeğimiz, özgürlüğümüz için kayyuma geçit vermeyeceğiz. Bu ülkeden, bu ülkede yaşayan, demokrasiden yana olan tüm kesimleredir bu çağrımız aslında. Bu bileşenlerin oluşturduğu çağrı bu. Hepimizin demokrasiden, insan onuruna yakışır bir yaşamdan, ifade özgürlüğüne kadar, kadının özgürlüğüne kadar, gençlerin geleceklerini oluşturmalan geleceksizliğine karşı bir arada olabilmenin çağrısıdır. O yüzden biz o gün, ki geniş, az önce de belirttim, büyük bir katılım bekliyoruz. Tüm kadınları öncelikle, tüm gençlerimize, demokrasiden yana olan, insanca yaşamdan, onurlu bir yaşamdan yana olan tüm halkımızı bu mitinge davet ediyoruz.